Ben okuyayım, buraları keseceğim zaten. Ben buraları keseriz, önemli değil. Burayı kesiyorsun. Herkese merhaba, ben Gülçin Alkışlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ciddi konular konuşacağız. Bir konuğum var. Bu konuğum çok çok özel bir konu. Babam, Seyfettin Alkışlar. Babam iş hukuku bilir kişi ve aynı zamanda sosyal güvenlik danışmanı. Şimdi ona çok merak edilen, ona aslında çok sık gelen soruları soracağım. Özellikle hamilelik dönemi ve sonrasında, doğum sonrasında haklarımız neler? Bunları konuşacağım. Birçok kişi bunları çok merak ediyor, biliyorum. Çünkü bu kanunlar sürekli değişiyor ve kanunları gerçekten bizler takip edemiyoruz. Uzmanları bile zor takip ediyor. Babamı çok iyi biliyorum. Hafta sonları sürekli kanunları okuyarak geçirdiğini biliyorum. O yüzden en doğru kişiye, babama sorularımı yönelteceğim. Hep beraber cevaplarımızı alacağız. Haydi başlayalım. Seyfettin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Baba, hoş geldin. Hem samimi hem resmi bir hoş geldin diyeyim sana. Hoş bulduk. Baba kız sohbetinden çıkıp... Evet, baba kız sohbetine geçiyoruz. İş hukuku sohbetine, evet. Annelerin ihtiyacı olan iş hukuku sohbetine. Bu dönemde ben de çok destek almıştım babamdan, ama zaten sürekli insan kaynaklarıyla beraber çalışıyor babam. Birçok şirkete danışmanlık yapıyor. Ayrı videolarda da iş hukuku ile ilgili farklı soruları herkese ilgilendiren, hani beyler bayanlar her yaş için sorularımızı da aynı zamanda yönelteceğim. Ama öncelik hamileler ve annelere, o yüzden öncelikle ondan başlayalım dedim. Senin öncelikle hani kendinle ilgili vermek istediğin bir bilgi var mı? Kısaca şöyle, Çalışma Bakanlığı'nın belli biriminden emekliyim. İş hukuku üzerine özellikle danışmanlık yapıyorum ve aynı zamanda iş hukuku bilirkişiyim. Evet, mahkemelerde de bilirkişilik yaptığını biliyoruz. Yani bilgiler sağlam arkadaşlar. Evet. Ben ilk sorumu yönelteyim mi? En çok böyle merak edilen sorulardan bir tanesi. Hemen yöneltiyorum. Doğum haklarından nasıl yararlanabilirim? Bir bayan çalışanın eğer 90 gün sigortalılığı kesintisiz ödenmiş ise, geriye dönük, tabii bu kesintisizden kastımız, arada istirahat olabilir ama 90 gün sigortası ödenmiş ise, doğum haklarından ve doğum sonrası annelik istirahat haklarından faydalanabilir. Doğum iznine ne zaman ayrılabilirim? Şimdi bir önceki sorunda kısa bir şey kaldı. Bir anne eğer doğum sonrası istirahat alacak ise, doğum iznine ayrılmadan önceki tarihte sigortalı olması gerekir. Bir yıl içinde 90 gün, ancak doğum iznine ayrıldığı sürede, yani hamileliğin 32. haftasında, bu sorunuzla bağlıyorum, 32. haftasında doğum iznine ayrılabilir. Fakat ben çalışacağım diyor ise kendisi buna karar veremez. 32. hafta da hekim kararıyla 38. haftaya kadar çalışabilir. Bir bayanın tek gebelikte doğum iznini kullanma süresi 112 gündür. Yani 16 haftadır. Yani ikizlerde farklı olarak anlıyorum ben bunu. İkizlerde, evet, ikizlerde buna ikişer hafta önden sonra, yani 4 hafta daha eklenir. Yani 126 güne çıkar. 112 gün, 126 güne çıkar. Üçüzlerde? Hayır, değişmiyor. Çoğu gibi. Niye ya? 500 de olsa hep aynı mı? Bu ne ya? 2 yeterli diyelim. 2 yeterli diyelim. Tamam, çoğul gebelik diye geçiyor onlar. Evet, 300, 400, 500. Değişmiyor. Gerisi çoğul gebeliğe giriyor. Çok adaletsiz bir şey var orada. Yetkililere sesleniyorum buradan yani. Hiç 200, 300 baktınız mı siz? Neyse, ben de bakmadım da tahmin edebiliyorum. O zaman sorumuzun yanıtı tamamlandıysa ben diğer soruya geçiyorum. Ben çalışmıyorum, eşim çalışıyor. Sağlık haklarından nasıl yararlanabilirim? Devletten nasıl bir destek alabilirim? Eğer çalışan erkek bir yıl içerisinde 120 gün sigortası var ise, çalışmayan eşi hem doğum haklarından faydalanır, hem süt parası dediğimiz belli bir ücret ödenir ki bunu birçok kişi maalesef unutur. Bunun için eşlerden birinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip bir form doldurması gerekir. Nereye gidecek form doldurmak için? Eşinin iş yerinin sigortasının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne. SSK'ya. Yani biz süt parasını alabiliyoruz. Ben çalışmasam da. Çalışırsam peki süt parasını ve o hakları alabilmek için nasıl bir işlem yapmam gerekiyor? Ve ne bir süre kısıtı var mı? Çalışırken buna herhangi bir müracaate gerek yok. Çalışırken zaten doğum öncesi ve sonrası dediğimiz 112 gün veya 126 günlük sürelerin ücretleriyle beraber
süt parası da hesabına yatıyor. Herhangi bir yere başvurmuyorum. Peki ben bu parayı nereden alabiliyorum şu anda? Hani şu anki bilgi 2018-2019 Şubat bilgisi diyeyim. Bunu e-devletinizden çok rahat görebiliyorsunuz. Ha, yatıp yatmadığını görebiliyorum. Evet, 170'i arayıp nereye yattığını görebiliyorsunuz. Genel olarak Ziraat Bankası'na, bazen PTT Bank'a bu paralar yatmaktadır. Evet, yani doğru. Benim değişmişti galiba. Ziraat'tan evet. Çektim, sonra PTT'den çektim. Zaman zaman değişebilir ama e-devletinizden de görebilirsiniz. 170'i arayıp TC kimlik numaranızı belki doğrulama bir sorusu sorarlar. Net bilgiler alabilirsiniz. Anladım. Doğum yaptık. Doğumdan sonra izinlerimiz bitti. Yasal olarak bir iş yeri bana ücretsiz izin vermek zorunda mı? Yani her iş yeri ücretsiz izin vermek zorunda mı? Çünkü bazıları vermiyor. O yüzden soruyorum. Şu anda mevcut yasalar biliyorsunuz sürekli değişiyor, duyuyorsunuz. Bir iş yeri doğum yapan bir annenin istirahati bittiği günden sonra 6 ay ücretsiz izin hakkını kabul etmek zorundadır. Ama baskı yapıyorlar, mobbing yapıyorlar. Mesela bu yüzden işten çıkarılma ya da hani oradaki haklar ne? Hani mobbing yaparsa ya da işten çıkarılmayla tehdit ederse? Bunu Çalışma Bakanlığı'na çalıştığı sürede ise 170'i araması, 1 TC kimlik numarası sorulur. 170'i araması yeterlidir. Eğer işten ayrılmış ise 170'i araması eskiden oluyordu, şu anda olmuyor. O zaman herhangi bir işkur birimine uğrayıp şikayet edebilir. Hakkınızı arayın. Peki diğer soruma geçiyorum. Çocuğumu büyütürken devletten nasıl destek alabilirim? Ne tür destekler alabiliyorum? Ben çalışanım. Nasıl bir destek alabilirim? 112 gün istirahat kullandınız. 112 gün istirahat kullandıktan sonra 3 aya kadar istirahat bitiminde müracaat ediyorsunuz. Yarı zamanlı bir çalışma devreye giriyor. Yani 15 gün çalışırsınız, 15 gün çalışmazsınız veya günün yarısı çalışırsınız, yarısını çalışmazsınız. İş yerinizden aldığınız ücret ne olursa olsun, Sosyal Güvenlik Kurumu İşkur aracılığıyla size 15 günlük ücretinizi asgari ücretle sınırlı olmak şartıyla öder. Anladım. Bunun dışında isterseniz çocuğunuz anaokuluna başlayıncaya kadar kısmi zamanlı ücretsiz izinli olarak yine yarım maaşlı çalışabilirsiniz. Kısmiden kısmı? Yani 15 gün işe gideceksiniz. 15 gün gitmeyeceksiniz. 15 gün gitmeyeceksiniz ama buradaki tek fark şudur. Size herhangi bir kurum herhangi bir ücret ödemiyor. Yani 15 günün ücretini ben iş yerimden alıyorum, geri kalan 15 günü evet, almıyorum. Alamıyorsun. Peki bu özel sektör içinde geçerli mi? Her iş yeri bunu kabul etmek zorunda mı? Şimdi iş hukuku, devlet sektörü, özel sektör fark etmeksizin geçerlidir. Ancak... Biz hiç öyle düşünmüyoruz, devlet, özel sektör yapmaz diyoruz. Devlet memurlarında bazı farklı uygulamalar vardır ama şu anda onlar da iş hukukuna göre çalışır. Çalışan bir anne ile, adayı ile, bir anne ile... Bir anne olmayan normal bir çalışan arasında fark vardır. İş hukukumuz bunları gözetmiştir. İşverenlerimiz işim aksamasın diye genellikle buna müsaade etmezler. Fakat bunun yerine de kısmi süreli istihdam izni çıkmıştır. İşverenler de bunu kullanabilirler. Anladım. Hazır normal bir çalışanla hamile bir çalışan arasında farktan bahsettiğin için özellikle bir sorum var, ondan bahsedeceğim. Diyelim ki bunu çok duyuyoruz. Hamile kaldın ve iş yerin bir şekilde bunu öğrendi ya da sen söyledin ve işten çıkarıldın. Bu tür durumlarda mesela hamile olan ve işten çıkarılan ile hamile olmayıp işten çıkarılan arasında bir fark oluyor mu bir hak arama? Çünkü orada genelde hamile kişinin o anki durumu ve sonrasında olabilecek iş aksamaları nedeniyle iş yerinin bunu yapacağını birçoğumuz biliyoruz artık. Özel sektör böyle. Yani devlette bunu yaşayan hiç duymadım ama nasıl bir farklılık var? Şimdi bir bayanın hamile kaldığını iş yeri öğrendikten sonra bundan dolayı işten çıkaramaz. Başka bahaneyle çıkar. Başka bahaneyle çıkarabilir. O bahanede iş kanununun 25. maddesindeki suçlardan birini işlediyse çıkarabilir. Diyelim ki eleman azaltmaya gidecek. Burada anne adayını tercih edemez.
Bir anne adayını çıkardığı zaman, diyelim ki haksız yere çıkardı, anne adayı iş kurumuna başvurur, Çalışma Bakanlığı'na başvurur, hiç işten çıkarılmamış gibi işlem görür, geriye dönük ücretlerini alır ve istirahat ücretlerini alır. Ancak çoğu kişi bunu bilmediği için takip etmez ve bu haklardan faydalanmaz. Aa, çok yazık, gerçekten çok yazık. Yani haklarınızı evet. Bilin. Gerçekten haklarınızı bilin. Burada hani sorularınız olacaktır mutlaka. Hani şimdi söyleyeyim. Aşağı yazdığınızda mümkün olunca babam çok yoğun çalışıyor. Seyfettin Bey çok yoğun çalışıyor. Mümkün olduğunca ondan ben yanıt alıp yazmaya çalışacağım. Ama hani eğer ki etrafınızda da danışabileceğiniz kişiler varsa mutlaka bir mağduriyetiniz olduğunda doğru bilgiye ulaşmaya çalışın. Peşini bırakmayın. Mesela benim başıma gelen şeylerden bir tanesiydi bu. Onu sorayım. Hamilelikte ne tür durumlarda işe gitmeme ve hani izinden sayılmayacak ya da ücretini alacağım, ücretli izin diyelim biz buna. Ne tür durumlarda ben ücretli izin kullanabilirim? Mesela şeyi sorayım özellikle. Hamilelik sürecinde doktor kontrolleri ya da kar yağdı diyelim ki okullar tatil edildi. Bu tür durumlarda ben iznimden düşmeden ücretli olarak, ücretim kesilmeden izin kullanabiliyor muyum? Şimdi öncelikle hamilelikte belgeleme şartıyla isterse 2 gün arayla bile hekime gidebilir. Çünkü bir hamilenin ne zaman ne rahatsızlığı olacağı bu bünyeden bünyeye değişir, farklılık gösterir. Fakat bunu işveren belgelemesini isteyebilir. Bu belgeler elektronik ortamda iş yerine düşebileceğin gibi özel doktoruna gider, oradan da belge getirebilir. Burada bir kısıtlama söz konusu değildir. Ancak işin diğer boyutuna gelirsek, artık özel sektörde birçok iş yeri vardiyalı çalışmaktadır. Bir hamile bayan gece saat 10 ile sabah saat 06 arasında hiçbir şekilde çalıştırılamaz. Hamilenin kaçıncı haftasında olduğu önemli değil. Hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren önemli değil. Bir hamile bayan fazla mesai yaptırılamaz. İş hukukuna göre bir çalışana istirahat dönemleri hariç günde 11 saat çalıştırılabilir. Bu tabii yılda 270 saati geçmemek gibi belli süreleri vardır o detaya. Şu anda girmeyeyim, ilerleyen zamanda ihtiyaç olursa bu konuda açıklama yaparız. Bu fazla sürelerle çalışmayı kişi isterse, durumu uygunsa, İş yeri hekimi veya kendi hekimi uygun görürse buna rağmen kendisi ancak çalışabilir. Çünkü kendisi de kendi sağlığından feragat etme hakkına sahip değildir. Sorunuzun devamına geleyim. Bazen duyarız, valilik açıklama yaptı, okullar kapandı, engelliler işe gitmeyebilir diyor. O durumda hamileler de işe gitmeyebilir. Ve bunların ücretleri kesilmez, ücretleri ödenir. Çünkü kendisinin yaptığı devamsızlık değildir. Kendisinin dışında oluşan şartlardan dolayı kaynaklanan işe gitmemektir. Ve bundan dolayı işveren bunun ücretini ödemek durumundadır. Bu hakkınızı bilin. Ben bununla ilgili çünkü bir olumsuz durum yaşamıştım eski çalıştığım iş yerinde. Israrla o günü iznimden düşmeye çalışmışlardı. Bir de mükafat gibi hadi bu sefer kesmeyelim demişlerdi. Ben çok gülmüştüm. Bir de hani babamın uzman olduğunu biliyorlar ve haklarımın çok farkındayım. Enteresan ama haklarınızı bilin. Bu tür durumlarda kesinlikle kimse sizi zorlayamaz. Hani bununla ilgili bir mobbing yaparlarsa da şikayet edersiniz. Kaçtı? 170 mi? Evet, 170. 170'i arayın, şikayet edin. Onlar sizden korksun, siz onlardan korkmayın. Burada şu ayrıntı var. 170'i işten çıkışınız yapılmadan arıyorsunuz. Eğer işten çıkışınız yapıldıysa Çalışma Bakanlığı herhangi bir birimine işkura gidiyorsunuz. Orada size bir form doldurtuyorlar ve mutlaka onun devamında gereken işlem yapılmaktadır. Güzel. Zor sorularınızı sonraya mı bıraktınız Gülçin Hanım? Hayır. Evet. Şimdi soruyorum. Hazır mısın? Sıkı dur. Tamam. Alacağım ücret neye göre hesaplanıyor? Yani doğum ücreti deniliyor bunu. Evet. Aramızda doğum ücreti diyoruz biz kızlar. Size nasıl diyorsunuz uzman diyelim. Olarak bilmiyorum. Doğum ücreti diyelim. Daha güncel olsun. Bu çok çok sık sorulan bir sorudur. Bana çok sık sorulur iş yerlerinde. Maalesef çok kişi bilmez. Doğum istirahat ücretiyle diğer istirahat ücretleri arasında çok bir fark yoktur. Ödenen ücret son 3 ayda ödenen prime esas kazancın 1/3'üdür. Şöyle diyelim.
Son 3 ayda 3000 lira, 3000, 3000, 3000 toplam 9000 prime esas kazanç dediğimiz brüt ücretten söz ediyoruz. Kuruma bildirildi. Bunun 3'te 2'si yani her ay için 2000 TL'dir. Doğum ücreti süresi 112 gündür ancak her istirahatte olduğu gibi iş kazaları hariç bunun 2 günü ödenmez, 110 günü ödenir. Anladım, pekala. Ona göre hesaplıyorsunuz kızlar. Benim kafam karıştı. bakalım. Mümkün olduğunca kısa ve öz cevap vermeye çalışıyorum. Ama süt izinlerimi nasıl kullanabilirim? Bunun kullanımıyla ilgili tercih bana bırakılıyor mu, yoksa bunu iş yerinden bir izin olarak mı? Yani ben mesela süt izinlerimi tek seferde kullanacaksam illa iş yerimin onayı mı gerekiyor, yoksa bu benim en doğal hakkım mı? Süt izni sizin en doğal hakkınızdır. Ne zamana kadar? Çocuk 1 yaşını doldurduğu güne kadar sizin en doğal hakkınızdır. Ama 2 yaşına kadar emziriyoruz biz. Yani herkes öyle diyor. 2 yaşına kadar emzirin diyor. 1 yıl ne olacak beyefendi? Sayın Seyfettin Altışlar. O 1 yıl maalesef. Empati yapalım. İşveren gözüyle bakalım. Bunu da mutlaka toplumumuz suistimal eder. Doğru, haklısın. Evet. Yani, ama işveren sonuçta işçiye ücret öderken işçiden bir verim elde edip ücret ödüyor. Bir iş yeri ayakta kalmadan işçiye ücret ödeyemez. Bir de işin bu tarafını düşünün. Doğru. Süt izni bir tarafsız gazetecilik. Yalnız süt izni kullanımında sıkıntılar çıkmaktadır. Ne gibi? Şöyle, danışmanlık yaptığım özellikle kurumsal iş yerlerinde şöyle bir uygulama yapıyoruz. Diyor, eğer kişi istiyorsa süt izni toplam kullanıyoruz. Günde şu kadar saattir, tatilleri düşüyoruz. Toplam şu kadar iş günü eder ve zaten doğum sonrası çocuğuna bakmak için buna ihtiyacı vardır. Bu kadar süre çalışan işe gelmiyor. Tatilleri ekliyorsunuz değil mi? Hani mesela ben düşüyoruz. 23 Nisan'ı içine alıyorsa o 23 Nisan sonuna ekleniyor değil mi? Tabii, hani onlar da var. Tatilleri düşüyoruz. Çünkü siz çalıştığınız zaman 23 Nisan'da pazar günü işe gidecek misiniz? Hayır, gitmeyeceksiniz. O zaman sizin süt izninizi hesaplarken de bu günleri düşüyoruz. Ne kadar süre, kaç günne denk geliyorsa süt izninizi ona göre kullanıyorsunuz. Burada süt izni hesaplamasında eğer siz doğum sonrasında atıyorum yarı zamanlı çalışmışsanız, eğer siz doğum sonrasında 6 ay ücretsiz izinli kalmışsanız bu yıllık, bir yıllık sürede bunu düşüyorsunuz. Onun için net şu kadar gün kullanabilirsiniz hesabını. Herkes kendi kullanacağı güne göre ancak yapmak zorunda. Peki bölerek, pardon. Yalnız süt iznini kişinin ulaşım durumuna göre işverenin işi aksamayacak şekilde ayarlanır. Yani siz uzak bir yere gidiyorsanız, servis kullanamayacaksanız, işveren size diyebiliyor, karşılıklı anlaşırsınız. Örneğin cuma günü işe gelmeyeyim veya pazartesi işe gelmeyeyim ama eviniz yakınsa ben her gün 2 saat çıkayım gideyim, 1 saat öğlen 1 saat akşam çocuğumu emzireyim geleyim 2 saati böyle kullanayım. Bu iki tarafın karşılıklı anlaşmasına bağlıdır ama burada asıl olan anneyi zorda bırakmamaktır. Peki genel olarak sorularımı sordum ama hem takipçilerimden hem arkadaşlarımdan soru istemiştim, onları da bakayım kısaca hemen. Doğumdan sonra babalar için bir izin hakkı var mı? Varsa nasıl bir uygulama var? Evet, babalar için tarihi net hatırlamıyorum. Yeni çıkan bir yasa 3 yıl önce tahmin ediyorum. Şu anda tarihi tam ezbere veremeyeceğim. 5 gün babalıktan dolayı izin hakkı vardır. Bunu arkadaşlarımız bazen karıştırır. 5 iş günü değildir. Hafta sonuna denk gelirse. Evet, eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren 5 gündür. Anladım, pekala. Şimdi bir soru var. Gerçi sen, siz, çok özür dilerim. Genel olarak yanıt verdiniz Seyfettin Bey. Şimdi devlet okulunda bir öğretmen arkadaşımız. Ders programları belli oluyor. Okuluma da uzak oturuyorum. Hani süt izni hakkımdan nasıl faydalanırım? Bunu cevapladık hemen hemen. Bir de prematüre bebeklerde doğum sonrası izin hakkın daha mı fazla oluyor? Böyle bir fark var mı? Hayır, prematüre bebeklerde maalesef yasal bir
farklılık yoktur. Bu yasaları kim koyuyor? Herhalde hiç doğum yapmamış. Bunu erkekler koymamalı zaten burada yani. Parlamentomuzda geçmişten bu yana maalesef az sayıda anne vardır, az sayıda kadın vardır. Kadın elinin olmadığı yerde sistemin doğru çalışması da beklenemiyor. Maalesef yani, beklenemiyor. Ataerkil bir yönetim doğu toplumlarının problemidir. Bir soru daha var. Özel hastane doğumlarından sonra yapılan tetkiklerden para talebi. Eğer özel hastanenin sosyal güvenlik kurumu ile anlaşması var ise bu özel hastanede doğumunu yapabilir. Yalnız özel hastanelerin hastanenin durumuna göre, hastanenin sağladığı imkanlara göre fark isteme hakkı doğabiliyor. Bunu önceden konuşmaları gerekiyor. Eğer buranın hiç anlaşması yok ise. Bazen çünkü yok diyorlar ama aslında oluyor anlaşması ama yok diyorlar. Olmayabilir. Öyle ya da daha detaya gideyim. Yurt dışında doğum yapmış olabilir. Bu durumda doğum belgeleriyle beraber gelir. İş yerinin bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna gider. Onlar anlaşmalı olduğu hizmet veren hastaneye yönlendirirler. Bayan gider, oradaki doktorlar onaylarlar. Sosyal güvenlik kurumunun belirlediği doğum ücretleri oranında ücretlerini alır. İstirahat ücretlerini yine kullanabilir. Mesela özel hastanede bir EKG çekimiyle ilgili yüklü bir para istenmiş mesela. SGK yok dediler. Herhangi para alamıyor mu devletten? Hayır, alamıyor. Kısaca bahsetmek istedik. Hani videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yine sorular olursa, belli yoğunlukta sorular gelirse belki bir video daha çekeriz. Ne dersin? Bana vakit ayırırsın bence. Çekebiliriz. Parası neyse verir. Kendi anneme saygı duyuyorum. Kendi kızıma saygı duyuyorum. İş yerlerinde mümkün olduğu kadar anne adaylarına yardımcı evet, oluyorum. Biliyorum. Resmimizin devam edebilmesi için anne adaylarının ve annelerin korunması gerekiyor. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Gelen sorular olursa zamanın ölçüsünde şu anda çok özür diliyorum, mail adresimi veremiyorum, cevaplayamayabilirim ama senin aracılığında annelere yardımcı olmaya çalışırız. Sevinirim. Evet, anneler yeter ki bilgilensin ve güçlensin. Bilgi çünkü güç, gerçekten öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi babamla hamilelik ve doğum sonrası süreçler hakkında bir sohbet ettik. Ama bundan sonra çalışan kişilerin hakları ile ilgili de yine sorularımızı yönelteceğiz. Sizin bu konularda merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka videonun altına yazın. Videomu eğer beğendiyseniz, size faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basın. Yorum bırakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun ve küçük zile mutlaka dokunun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.